sıfatları vardır. İşte bu beş tanesi sıfatı, atıfı, tekit, bedel ve atıfı beyan. Bunlar ne atıyor? Hareke yönünden mamulün harekesini alıyor. İşte hangi yönden çeşitlerini inşallah görmeye başlayacağız. Şöyle. Birincisi neydi? Mamulü bir tabiyenin sıfat idi. Abdullah he. Evet. A'budu Allah'a el-azime. Şimdi bu a'budu nedir? Amin. Allah'a nedir? Ma'mul. Şimdi bu ma'mulu asli. Anladınız? Ma'mulu asli bu. Bu nedir? Ma'mulu tab'i, yani asliye bağlı olan. Bunun harekesi nedir? Üstündür. Bu sıfatıdır. Şimdi nasıl olacak? Mamulu tab'i. Şimdi Allah Celle Celaluhu, bu bizim bildiğimiz sıfat, kelimenin karşılığı olan sıfattır. Allah Celle Celaluhu'nun bir sıfatı da azim değil midir? Yani en büyük. Allah Celle Celaluhu üstünle gelirse onun devamında gelen sıfatı da üstünlü olur. Tab'i dediği bu yani. Anladın mı? Diyelim ki bunları daha da artırabiliriz. O zaman ne olur? Alime mesela. Burada ne oldu? Sıfatı devam ediyor. Evet. Ondan sonra Rahime. Böyle ne kadar sıfatını sayarsan say, hepsini ne yapıyorsun? Bak, bu mevsuf. Bunlar ise hepsi sıfatlar. Sıfat mevsufuna hareke yönünden uyum sağlıyor. Ma'mulu bil asale dediğimiz bu. Aslında ötekilerinde de hepsinde araya atıf harfleri girer, bedel olur, temiz olur, ne olur? Burada biz bu birincisini görüyoruz şu anda. Amil, mamul, aynı zamanda bu sıfat aldığı için ismi mevsuf oluyor. Mevsuf, bu sıfat. Sıfat, mevsufuna hareke yönünden uyar. Peki, hepsi uyuyor mu? Yani belki bazı kelimeler gelecek ki biz manasını bilmeyeceğiz. Nasıl olacak? İşte alimler diyor ki 10 şeyin dördünde uyuyorsa
sıfat mevsufuna harekesi aynı olur. On şeyin dördü nedir? Marife nekle. Nekre. Marife neydi? Bilinen. Bilinen kişi, şahıs, yer, belli olan. Nekre neydi? Bilinme. İşte bu sıfat ve mevsuf, marifelik, nekrelik yönünden birbirine uyum sağlayacak. Müzekker, müenneslik. Müzekker mühendislikte uyum sağlayacak. Mesela bu müzekker, bu da müzekker. Bu nedir? Marifeli bak. Eliflamlı. Sıfat ne? Bu da marifeli. Dolayısıyla burası da ne oldu? Böyle olacak. Bak hemen. Kalemimiz sürçmüş. Hemen orayı ne yapıyoruz? Uyduruyoruz. Anladın mı? Ondan sonra ne diyorlar? Sayı bakımından. Müfret. Tesniye. Cemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de ne var? Müfret, müzekker, bir de hareke, merfu, merfu, mensup, mecrur. Hareke, bak nedir? Hareke üstün, üstün. Ondan sonra marifeli, marifeli. Müzekker, müzekker kaç tane oldu? 4. 4 tane yakaladık mı 10 tane yarana gerek yok. Anladınız mı? Bu sıfat mevsufuna 10'un 4'ünde uyum sağladı mı bu hareke aynı. O da onun sıfatı olmuş oluyor.